Dünyanın en güzel ülkelerinden biri Dominik Cumhuriyeti'ndeyiz. A pesar de lo malo, de ese oscuro pasado. Karayiplerin en güzel ülkelerinden birinde, Dominik Cumhuriyeti'ndeki gezimize devam ediyoruz. Que no sabe morir. He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor. Burası Redondo Dağı. Redondo Dağı'nda paragliding yapılıyor. Değerli izleyenlerimiz, safari turunda bir başka duraktayız. Sondan bir önceki durağımız Redondo Dağı. İşte görmüş olduğunuz bu da yaklaşık olarak 350-400 metre yükseklikte. Bölgenin en yüksek tepelerinden birisi. Burada çok güzel bir açı var. Atlantik Okyanusu, arkamızda görmüş olduğunuz okyanus. Sadece okyanus da değil, buradaki bitki örtüsü bir harika. Birçok minik göl var. Göller bölgesi olarak da gözlemleniyor ve tabii ki kartalları da söylemekte yarar var. Tepemizde kartallar uçuyor ve gerçekten harika bir gözlem noktası burası. Hakikaten Dominik'e geldiğinizde uğramanız gereken bir destinasyon diyoruz ve Redondo Dağı'ndan, bu tepeden güzel görüntüler getiriyoruz. Bakalım burayı beğenecek misiniz? Paragliding yapanları izliyoruz. Hamağı bulmuşuz, keyif yapma zamanı. Biliyorsunuz Türk milleti hamağı buldu mu ne yapar? Hemen o hamağı kurulur. Böyle bir kartallar yüksekten uçar, havalarda kartallar. Aynı zamanda para gliding de yapılıyor burada. Bütün imkanlar var, harika bir manzara görüyorsunuz. Vallahi hayat size güzel değerli izleyenler. Dominik Cumhuriyeti'ndeki hamak keyfimiz devam ediyor. İşte buyurun. Ve safari turundaki son durak için Macao plajına geliyoruz. Macao plajında son noktayı koyuyoruz. Safari turu boyunca bize eşlik eden rehberlerimiz ve turistlerle vedalaşıyoruz. Atlantik Okyanusu'nun hemen kıyısındayız şu anda. Burada denize girmek mümkün. Kış aylarında olduğumuz halde biz burada elbette hep sıcak, hep yaz. O yüzden burada insanlar denize giriyorlar ve Dominik Cumhuriyeti'ne geldiğinizde Macao plajına da uğramanızı tavsiye ediyoruz. Ve safari turunu da burada herhalde tamamlıyoruz. Dominik Cumhuriyeti'nde bir günün daha sonuna geliyoruz. Un amor tan real. Karayiplerin en güzel ülkelerinden birinde, Dominik Cumhuriyeti'ndeki gezimize devam ediyoruz. Bugün üçüncü gün. İlk iki gün güneşliydi ve harika vakit geçirdik Dominik'te. Bugünse yağmurlu. Tam bir Karayip yağmuru söz konusu. Amacımız keyifli bir turu tamamlamak. Ama bakalım yağmur buna izin verecek mi? Otobüste mahsur kalıyoruz. Bugün çok keyifli bir tur için otelimizden yola çıktık. Ama tabii ki mevsim burada bazen kısa süreli yağmurlara neden oluyor. Biz de şu anda öyle bir an yaşıyoruz. Burada yağmur yağdığı zaman da hakikaten sağlam yağıyor. Yani bizim Karadeniz'i, Alanya'yı, Antalya'yı aratmıyor. Hatta onların hepsinin toplamı kadar yağıyor, görüyorsunuz. Şu anda otobüsümüzde
kalmış durumdayız. İnemiyoruz aşağıya. Sebebi de yağmurun çok fazla olması. Kısa süreceğini söylediler. Otobüste bekliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlarımızla arkadara. Full arkadaş kaynıyor. Ve hemen orada yine sığınan bazı turistler var. Yağmur gerçekten çok güzel yağıyor burada. Zaten Dominik Cumhuriyeti yemyeşil bir ülke. Herhalde bu yeşilliğin büyük bir bölümünü de böylesine yoğun yağışa borçlu diyoruz ve otobüste beklemeye devam ediyoruz. Yağmur dinecek gibi değil. Canımız sıkılıyor, yağmura rağmen bir kafeye sığınıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, otobüsteki bekleyişimiz sona erdi ama yağmur henüz dinmedi. Biraz azaldı sağ olsunlar. Dediler ki otobüste daha fazla beklemeyin. Minik bir kafe var dediler. Biz de o kafeye geldik. Biraz daha dinerse yağmur gezmeye başlayacağız. Şimdi minik bir kahve molası veriyoruz. Sonrasında çekimlerimize devam edeceğiz. I can give you anything, just tell me what you want. Karayiplerde bazen yağmur kesinlikle durmuyor. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun etkisiyle turu iptal ediyoruz. Dominik maceramıza devam ediyoruz. Punta Cana'dayız. Punta Cana'da nerede alışveriş yapılır derseniz, işte sokakları gezme zamanı. Burada harika hediyelik eşyalar var. Hepsi de el yapımı. Evet, bizim huyumuzdur. Halk olarak bir yere gittiğimizde mutlaka sevdiklerimize bir şeyler alırız. Onun için Punta Cana'da bu bölge çok çok uygun diyoruz. Ve bakalım burada neler var, sizler için görüntülüyoruz. Bize hediyelik eşya satmaya çalışan teyzemize uzatıyoruz mikrofonu. Everything Dominican souvenir. Dominican. Yeah, no shine and everything is original. Original. This is the Larimar. Wow. Larimar is our Dominican stone. Larimar. Yeah. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Punta Cana'da son durağımız Yunus Adası. Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de fe. Bir briefing alıyoruz. Ekrandan izliyoruz Yunuslara nasıl davranmamız gerektiğini. Ve sürat teknesine atlıyor, Yunus Adası'na doğru yolculuğa çıkıyoruz. Okyanusun ortasında yapılmış bir platformda kalıyor Yunuslar. Burada çok sayıda havuz, çok sayıda Yunus var. Adası'ndan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. We'll be right back.
trene Chuchu Train diyorlar. Ve bu trenle harika bir tura katılıyoruz. Tren yolculuğunda Santo Domingo'nun bütün ara sokaklarını geziyoruz. Chuchu Train'le keyifli bir Santo Domingo yolculuğu yapıyoruz. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional. Un amor tan real. Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona. Un amor de verdad. Soy incondicional. Un amor tan real que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. Tren yolculuğumuzu tamamlıyor. Dominik Cumhuriyeti'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kakao'yu daha yakından tanıyoruz. Kakao Müzesi'ndeyiz. Değerli izleyenlerimiz, Santo Domingo'da şu anda bir kakao müzesi ziyaret edeceğiz. Dominik Cumhuriyeti'nin en önemli maddelerinden birisi, burada yetişen en önemli ihraç maddelerinden birisi kakao. Ve şu anda burada da bir kakao müzesi var. Kakao tarihiyle ilgili detaylı bilgileri buradan alabiliyoruz. Bir çikolata sever olarak 3 çeşit farklı çikolatanın nasıl yapıldığını burada öğreniyoruz. Kakao'dan 2 tane ürün çıktı. Bir tanesi toz olarak görüyorsunuz. Kakao tozu ve kakao yağı. İşte bu ikisi karıştırılarak çikolata elde ediliyor. Burada siyah çikolata, burada kakao oranı çok fazla ve şeker var. Sütlü çikolata dediğimiz çikolatayı da kakao oranı biraz daha azalıyor. Kakao yağı var, şeker var ve süt var. Beyaz çikolata nasıl yapılıyor derseniz, orada kakao tozu hiç yok. Tamamen kakao yağı var, şeker var ve süt var. İşte 3 farklı çikolatanın yapımını da böylece öğrenmiş oluruz. Ve Dominik Cumhuriyeti'ne veda ediyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.